Niçin baktın bana öyle? Niçin baktın bana öyle? Açma oğlum, değil mi sesini? Abi yenge kızmasın. Neden mi korkuyorsun, benden mi korkuyorsun? Yok abi, yeni telefonla yürüyor ya, ona şey ettim. O da doğru lan. Olsun, aşkın gözüküyor. Biraz da salakça dur. Aç sen kendisi. Niçin baktın bana öyle? Bakmadım, Allah'ın cibası. Ben sadece kalp basıncı yaptım ya. Lütfen defolup gider misin? Tamam, tamam. Ama söz ver bana, yarın mutlaka buluşacağız, tamam mı? Yoksa gitmeyiz. Gitmeyiz değil mi çocuk? Gitmeyiz abi. Olabilir abi. Ama... Cesine, öyle gel. Tamam, tamam. Allah'ın cezası, tamam. Yarın saat 12'de parka gel ama yalnız, tamam mı? Tamam, anlaştık. Ama polise haber vermek yok, yoksa çocuk ölür. Ne diyorsun sen be? Pardon Sevdacığım, aşka biraz iş karıştırdık da... Hadi gidelim lan. Dağılın. Bu Necip'ten Aziz'in geldi geleni Sevda'nın kayıtlara karıştı da. Bana kurtaralım derken Sevda Hanım'ı... Kendine gel Abdullah. Sana ne oluyor ki? Sonuçta Sevda Hanım, efendime söyleyeyim, özgür bir insan. Buyur. Vay cicim vay. Buna bu çelaynak, Necip denen çelaynak açmış kanatlarını, tazecik bir dala konmuş. Bana ne canım? Bana ne? Yok, ne demek sahne? Sevda Hanım Güzide mahallemizin Güzide kızıdır. Uy. Hadi bir şey etmek lazım. Bir şey etmek lazım. Mahallemizin namuslu bir kızını baştan çıkartmaya çalışıyorlar. Tamam mı? Sizin göreviniz eğer kabul ederseniz, isterseniz etmeyin, ben size sorarım sonra. Bakın, şimdi onun etrafında böyle gideceksiniz, onu rahatsız edeceksiniz, etrafında döneceksiniz akbabalar gibi. Devamlı onu rahatsız edeceksiniz, taciz edeceksiniz, tamam mı? Heh, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Heh, tamam. Anlaşıldı da. İyi, tamam lan, alın lan, alın. Alın, size parayı vereyim. Alın bakayım, bozuk yok, beş beş paylaşın, tamam mı? Bana bakın, şimdi gidin onu oradan kaçırmadan, ha buraya gelmek yok ona göre, tamam mı? Hadi, hadi yürüyün bakalım, hadi bakalım. Sevdacığım, diyorum ki acaba kapalı bir yere mi gitsek? Bir tarafım dondu da, affedersin. İyi iyi burası. Açık açık. Bak kamuoyu açık. Ne oluyor ya? Senseydi nasılsın? Senseyi diyeceksin. Çocuklar ya. Salak gönderdi. Hayır, hoca gönderdi. Hoca var. Hadi nerede? Burada. Az önce oradaydı ama. Ula ben size bunun hesabını sormaz mıyım satıcı uşaklar siz? Ben size sorarım. Pardon çocuklar, sizin işiniz gücünüz yok mu acaba? Şu anda yok. Aferin. Peki ben size şu parayı versem, gidip kendinize bir iş bulur musunuz? Kayın lan! Oy, ben ne arayışınızda? Ben size onu kaçırın da buraya gelin demedim. Hoca anne, sen al şu 10 lirayı, biz işi bırakıyoruz. Ne demek ulan, işi bırakıyorum ben? Ya bu para çok az. Biz artık 50 liradan aşağı çalışmıyoruz. Ulan 50 lira sizin neyinize be? Ya vallahi adam çıkardı, verdi 50 lirayı. Kaybolun dedi. Çok para, kolay iş. Ama ben size bunun hesabını sormaz mıyım? Düşün önüme bakayım, eve gidiyorum. Düşün önüme. Soya çekeyim lan, soya çekeyim. Dedesinin torunu. Yanlış yerde oturuyoruz Necip Bey. Üşüdün değil mi sultanım?
Diyorum ki acaba şu çalılıkların arkasına mı geçsek? Orası daha sıcak ve kuytu bir yer gibi görünüyor. Evet, en iyisi biz çalılıkların arkasına geçelim. Burası kuytu ve daha sıcak. Yürüyün Necip. Diyelim teyze, iştahım yok, yemeyeceğim. Oldu vallahi, oldu. Oldu bu iş. Ateş bacayı sardı.